Herkese yeni bir Microsoft Flight Simulator bölümünden selamlar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Epey bir zaman oldu oynamayalı. Dün 4 kere Boeing 737-800 ile Trabzon'dan Kayseri yapmaya çalıştım. 4'ünde de hata aldım. Airbus'u güncelledim bugün de Fly by Wire sürümünü. Bilmeyenler için ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Fly by Wire Airbus A320 diye aratarak Google'dan çok sağlam bir şekilde, rahat bir şekilde launcher'dan bulabilirsiniz istediğiniz gibi. Sevdiğim uçaklardan birisi. Yani gerçekçiliğiyle idare ediyoruz yani o. Yani elimizdeki bu. Gönül ister Phoenix'le uçalım ama maalesef o parayı veremem yani şu anda. 1000 küsür lira bir uçağa vermek beni aşırı yıpratır. Halihazırda çok fazla harcamamız varken. Neyse, hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir hava var. Live saatte uçmuyorum. Şu anda gece 12'de 1'de videoyu çekiyorum. Dolayısıyla bununla idare edeceğiz. Kanalıma ilk defa geldiyseniz, beni ilk defa görüyorsanız abone olmayı unutmayın. Yanımızda koca bir oğlanla beraber motor çalıştırmaya başlayabiliriz. Epey bir zaman oldu oynamayalı. Vallahi unuttum. Vallahi unuttum yani. Kameralarım duruyor mu en azından? Bunlar dursun da. Şimdi abi CTRL 8 yapıp yukarıdan ne yapıyorduk biz önce? Oğlum o derece unuttum yani. Onu da söyleyeyim bak. Batarya 1, batarya 2 açıyorduk. Güç geldikten sonra external power'ı bağlıyorduk. Şu beyazları söndürüp ardından cabin supply, ground control, şunu açıyorduk. Normalde beklemem lazım ama beklemedik. Şu yazılar biraz saçmalıyor. Üçünü de nav pozisyonuna getirdik. Şuradan da strobe'umuzu açalım. Ardından emergency exit light'larımız aha da burada. Bunu da açtık. Dediğim gibi çok fazla profesyonel değilim. Ama elimden geldiği kadar oynamaya sizlere göstermeye çalışacağım bu oyunu da. Kendimi geliştirmeye tabii ki çalışacağım. Öyle durduğumuz yerden olmaz. Kendimizi yavaş yavaş geliştirerek, her gün yeni bir şey öğrenerek yolumuza devam edeceğiz. Bayağı bir ara vermiştim, farkındasınız siz de. Epey bir zamandır da video yorumlarda, yorumda geliyor bu arada. Çok fazla işte niye hiç yapmıyorsun, niye Fly Simulator gelmiyor falan gibi. Geldi. O gün bugün arkadaşlar. Şu kokpit kapısını kapatalım. Bu sıralar belgesel izliyorum çok fazla. Kokpite yabancıların girmesi falan filan büyük problem abi. Buna dikkat edeceğiz. Fly by Wire'ın experimental sürümüyle oynuyorum oyunumu. Onu da söyleyeyim. Chartlarımı açtım. Sağ altta siz de görebiliyorsunuz chart listesini. Ara ara buradan takip edeceğim kendimi. Şu anda da hemen Trabzon chartını açalım. Kendimizi niye göremiyoruz? Bir saniye dostlar, şunu bir ayarlayayım hemen. Şunu kapat. Burayı kapat. Evet, şu anda kendimi göremiyorum. Çünkü evet. Tamam. Ona bir bakacağım şimdi. Bir videoyu durdurayım, bakayım geleyim. Evet, sorunu düzelttim. Şu anda kendimi de görebiliyorum. İş numaralı gate'deyim şu anda. Bu açık kalsın. Bunu aşağı alırsam sizde kapanıyor mu? Yok, kapanmıyormuş. Sizde de görünüyor. Chart'ım da şurada. Sıkıntı yok. Volantamı da açtım. Herhangi bir problem yok. Volantayı zaten aşağı alacağım. Chart'ıma da anda buradan bakacağım abi. Yani chart'a da bu şekilde buradan bakacağız. Bütün bilgilerim zaten var ama bu yan ekranda kalacak benim. Oradan bakacağım. Şimdi Simbrief'ten datayı çektik. Herhangi bir problem yok. Şuradan ağırlık olaylarımı bir halledeyim hemen. Ground Power Unit'i bağlamadan Ground Power'ı bağladık. Odur. O da bizim farkımız olsun. Hiç sorun değil. Door FVD diyelim. Jet Bridge'i çağıralım. Fuel Truck diyor. Cargo Door aç. Bagaj Truck'ı çağır. Catering kalsın. Çok da gerek yok şimdilik. Oradan şimdi Fuel'ı bir halledelim. Şuradan planda ne verdiyse bize onu gelelim. 4.831 vermiş. Okey. Payload'umuzu da hemen şuradan indirelim. Yolcular yüklenmeye başlasın. Muhtemelen siz şu anda sesleri duymaya başladınız. Sesleri de minimumda tutmaya çalışacağım dediğim gibi. Evet. Herhangi bir problem var mı? Yok. FMC'yi doldurmaya başlayabiliriz. Eğer bir aksilik yaşamazsak. Hemen şöyle geldik. Atsu vallahi unutmuşum abi. Ayrak güncel mi bu arada? Herhalde günceldir inşallah. Yani Simbrief var ama inşallah kendisi güncelliyordur bunu. FMC'sini bile unuttum yani, o derece söyleyeyim size. AOC menü, VX request diyelim. Şuradan Metar'ı isteyelim abi biz. Metar şöyle send diyelim. Bize bir
şey gelsin, birazdan mesaj düşecek şurada. Company mesaj geldi. Return diyeceğiz, şuradan receive mesaj diyeceğiz, buradan matter'ı print diyeceğiz. Uçağımızda biliyorsunuz yazıcı var, Airbus'ta. Anında buradan çıkıyor. Bunu da alıp birazdan buraya, ya da neresiydi? Herhalde burasıydı. Ha, şurası. Şuraya monteleyeceğiz. Yazıcımız bitti. Aldık onu, oraya koyduk. Şimdi meter'ı öğrenmek istersek buradan bakacağız abi. Güncel meter'ımız burada zaten. En güncelini veriyor. 1.007 barometrik değerimiz var. Şuradan 1.007'ye alalım. Altimetremiz bu. Ardından diğerlerini hallederim ki en son hallederiz yani, yaparız. Şimdi flight plan dedim. Şuradan şimdi iniş kalkış bilgilerimi gireceğim. Departure diyor. Departure'ımı 29'dan yapmayı planlıyorum. Direkt insert diyorum. LTAU arrival, çünkü bana herhangi bir şey vermedi. Ne diyordu o da? Sit vermedi. ILS 25Z ile yaklaşacağım. Bana bacak olarak ne vermiş? Hemen ona bakalım planımızdan. Gem 1P'den yaklaşacağız. Gem 1P. Via var mı? Gem oluyor mu? Yok, gerçi Via çıkmadı. Okey, insert dedim. Bunu hallettim. Herhangi bir kopukluk var mı diye kontrol ediyorum. Var. Olduğunu görüyorum. Şuradan clear diyorum. Şunu bir temizliyorum. Başka var mı? Yok gibi duruyor. Hemen şuradan da bir unutmuşum bu arada. Hakikaten unutmuşum. İnsan... Eyvallah. Boarding completed uyarısı da geldi. İnsan girmeyince harbiden unutuyormuş dostlar. Sessiz olun. Girin. Bu hala inop değil mi ya bu? Terrain radar. Neyse, olsun. Olsun. Şuradan CSTR'leri de açalım unutmadan da. Yani kalkışımız biraz şey gibi de. Kalkışımız biraz garip gibi lan. Ladies and gentlemen from the flight deck, on behalf of myself, yani kalkıyoruz sağdan ayrılıyoruz ama bunun bir belli bir kuralı falan olması lazım. Yani şuradan bir hemen bakalım. Ayrılış şeylerine bakalım özellikle. Flight attendants will be coming through the cabin shortly with a very important safety briefing. We do ask that you give them your full undivided attention as they review the safety operations of the aircraft. We do appreciate your business having you board this flight. If there's anything we do to make your flight any more enjoyable, please don't hesitate to ask. Welcome aboard. TBN. TBN Trabzon Vorun'dan gideceğiz ama. Okey. Trabzon Vorun ile ilgili herhangi bir sidim yok benim. Vallahi yok. Siz görebiliyorsunuz değil mi şu anda? Aynen, görüyorsunuz baktığım şeyi. Maalesef yok. TBN Voru. Approach diyelim. Yani nasıl uyacağız bilmiyorum abi. Yani 29'a geliyormuş gibi uzaklaşmayı mı yapmamız lazım? Ya bir müddet otomatik pilotta kalacağım yani sürekli. Ya da herhangi bir bacağı seçeceğim yani burada ben. Bu böyle olmaz ki. O zaman seçelim yani, ne yapalım abi? Yani 29'dan tamam kalkacağız, okey. Ab ve 1C diyelim bakalım ya. Ne yapacak acaba, çok merak ediyorum. Insert dedim. Oğlum ne yaptı lan bu? Bir dakika, bir dakika, bir saniye. Burada işler karıştı adaş. Tamam, sağdan ayrılıyor. Okey. Biraz dolandırıyor ama bu daha güvenli göründü gözüme. O yüzden buna uyacağım. Burada okeydir. Ya bir ATC falan olsaydı, hani kule görevlisi falan, daha rahat olabilirdi işimiz. Neyse, geçelim. Abi ben ne yaptım, gözünü seveyim. Heh, aynen. Tamam, okey. Şimdi performans bilgilerini gireceğiz ama performansı ben başka bir siteden yaptığım için buradan hızlandırıyorum yani. Hızlıca geçeceğim orayı. Evet, performansı hesapladım. Yan ekranım da benim şu anda. Şöyle göstereyim size. Şu şekilde bir performans ekranım var benim. Bu bilgileri girelim. Şimdi VMAM 123 demiş. 123'i girelim. 123. Diğeri okey. V2 135. Ardından Translation Altitude burası için 12.000. Standartta 5.000 veriyor çünkü planda. Ağırlık olarak 880. Bu neymiş ya? Bu farklı da. 0, 830, 883.
Bunları da girdik hocam. 0883. Buraya da aynısını girdim. Flap this diyor. Flap ne demiş? 2 flap up 2.5. 2 flap up 2.5'i de buradan verdik. Flex temperature'ımız 45. Flex'te kalkacağız. Toga'da değil. Ona da dikkat edeceğiz. Evet, burası da okey. Diğer de kitlemiş olması lazım. Evet. Uçuş yüksekliği olarak ne verilmiş bize? Buradan görebiliyor muyum? Aslında şuna alışmam lazım. Yani şu çarta alışmam lazım dostlar benim. Ama maalesef diğer volantaya, şuna bak. Ekran böyle kalıyor işte. Şu, yani şu durum o kadar komik ki şu anda. Heh. Yapmayacağım bir daha aynı şeyi. Şunu aşağı alayım. Hatta bunu kapatayım. Bununla bir işimiz kalmadı şimdilik. Uçuş yüksekliği olarak 36.000 vermiş ama bence çok yüksek. 36.000'e çıkmayacağız. 30.000 iyidir. Hemen şuradan 30.000'i set edelim. Şöyle ayarladık. Uymam gereken herhangi bir limit falan var mı? Gene kamerayı bozduk. Helal olsun bana. Yani ben zoru başarmayı seviyorum abi. Sıkıntı yok. Var. İlk yükseleceğimiz 8.000'miş. 8.000'e ayarlayalım şunu. 8.000'e ilk yükselişimizi vereceğiz. Şöyle yapacağız. İttim sen de, çektim ben de. Aynen, çünkü çektim. İttim sen de, çektim ben de kardeşim. Beta selam olsun izliyorsan eğer. Evet. Tamam, her şeyimiz normal abi. Herhangi bir problem olduğunu düşünmüyorum. Apu'yu ben, yani geç kaldık buna da. Şunu start verelim. Çok geç kaldık hem de yani. Apu'yu çalıştırmak için. Başta yapmam lazım. Bak görüyor musunuz? Hep unutmuşuz. Bunları hep unutmuşuz abi. Beacon açık olsun. Runway turn off kapalı şu anlık bunlar. Bak bu testleri yapabiliriz ha. Daha gerçekçi oluyor gerçi de. Neyse. Also marking açık. Seat belt açık olsun. Bağlasın bir yolcular kendilerine. Hemen şuradan gelelim. Kapılarımızı falan bir kapatalım. Ground power unit'i sökmeden önce şuradan up bleed. Şimdi apıyı şuradan kontrol ediyorduk değil mi? 66 flap open diyor. Apının flap'ı açıldı bu arada. Yerini bilmeyenler için kıçımda burada dostlar. Apı flap'ı. Garipmiş. Ben de sonradan öğrendim. Denişik bir olay. 97 oldu. Apu avail. Apu bleed'i açtık. Ardından şu ground power'ı artık şu yukarıdan da kapatabiliriz diye external power'ı kapattık. Ardından şuraya geldik. Ground power'ı söktük. Fuel truck'ı yolladık hemen. Kapılarımız zaten şu anda bakalım. Kapalı. Herhangi bir sıkıntı yok. Pushback isteyelim. Pushback aracını çağıralım. Yavaş yavaş da motor çalıştırma sekanslarına başlayabilir. Şimdi ben bunu unuttum. Bu switch'i sağa yapıyorduk. Aynen. Önce bir numarayı çalıştırmayı başlattık. Şimdi bir numarada hareketi göreceğiz. O 20'ye geldiğinde kendine avail olacak. Ondan sonra tag aracını çağırdık mı bu arada? Çağırmamışız. Çağırmamış. Tak bir yapışsın bize. Ondan sonra yavaş yavaş yolumuza çıkalım hocam. Yavaş yavaş. Acele yok. Acele yok. Unuttuğumuzu hatırlayacağız. Hiç problem değil. 29 nerede şu anda? Şuradan bakalım. Bu arada böyle yardımcı oluyor bu yazılım. 29 sağ tarafmış. Yani yüzümü nereye çevireceğim ne ben? Soluma doğru. Şuraya çevireceğim. Şu tarafta yani. 29. Okey. Hiçbir sıkıntı yok. Parking brake'i saldım. Ardından yavaş yavaş geriye ittirmeye başlattım abi. Hafif hafif geriye giderken sizlere de şöyle bir göstermek isterdim. Tam motorları çalıştırmam lazım arkadaşlar. Beni salın. Tabi bu arada şunları açmadık. Nerede o? Bak şunu otoya alıyorduk. Bunu da otoya alıyorduk. Bunu da otoya alıp bunu bire alıyorduk. Bunu şuradaki şeye gitmesi lazım ama neyse gitmedi. Rezillik, rezillik, hep rezillik abi. 20 geldi. İkinci motor içinde başladım artık çalıştırmaya. Şöyle yapalım. Yavaş yavaş kırsın. Bu tarafa değil. Hocam niye bir temassızlık var? Neden böyle oluyor? Reverse'leri açıyor falan kendiliğinden, böyle bir şeyler yapıyor ama ya işte bunu sevmiyorum, bu bug'a giriyor ya.
kendimiz yapacağız abi, manuel, elimizle. Bence güzel de çıkardık abi uçağı. Oo, dur kandıralı. Parking bileki çekelim. Oradan çekmeyi sevmiyorum. Tuşlardan çekmeyi daha da alışkanlık haline getirmeye çalışıyorum. Şimdi taxi light'ım on. Wind'leri açalım. Logomuz da yansın abi. Zaten buna geç bile kaldım. Ardından herhangi bir yapacağım bir şey. Evelia'sı gitsin şuradan. Aynen şunu da pozisyonunu alalım. Kalkış için iki flap demiştik. Ardından vallahi bir sıkıntı var abiler performansta. Vallahi yapacak bir şey yok. Nereye gidiyorduk? Nereye gidiyorduk? Hemen şuradan bakalım. LTAU. LTAU 25'e gidiyoruz. Yapacak bir şey yok. Flight level 300. Cruise'umuza yazalım. Aynen tamam böyle olsun ya. Yapacak bir şey yok. Ana az zero fuel weight'leri falan bunları çağırmamışız hiç ya. Evet bak hep unuttuk biliyor musunuz? Fuel plate sayfasını hallettik. Başka bir şey yapacağız mı burada vallahi bilmiyorum dostlar. Radyo navigasyon TBN'ye girelim. İlk başta. TBN burası. Şuna da TBN'e girelim. 0 mildekini seçelim. Ardından şunları da VOR'a alalım. Hadi bakalım. Frenleri saldık. Abi kamera güzel. Burası iyi. Yollamadık ki. Bir dakika. Bunu sıfır konumuna alalım. Parking brake'i çek. Takı yolla. Bu sistemi de iptal et. Parking brake'i geri sal. Tamamdır. Şimdi salına salına gideceğiz abi. Evet hareket başladı. Bir dakika. Şimdi hareket ettirebiliyorum. Az önce bir hareket ettiremedim. Kısa süreli bir kalp krizi geçirdim abi. Bakalım. Otomatik break. Max'ta kardeşim. Kabini çek hemen. Şuradan. Kabini nereden çekliyorduk dayı? Şu muydu? Aynen. Spoilers'lar. Arm olacak. TO config. Çalışırdı. Herhangi bir şey yok. Normal dedi. Yavaş yavaş 29 pistine doğru çıkıyoruz efendim. İşte bak uçuşa hazırlık bile 18 dakika sürüyorken uçuşun az bir dakika sürmesini istemek birazcık ahmaklık olurdu. O yüzden öyle yani. Anlatacaklarım bu kadar. Ama özlemişim. Airbus'u da özlemişim. Şöyle kalkışta doya doya bir ses dinleyelim. Ondan sonra kazasız belasız gidelim abi inşallah. Sola baktık, sağa baktık. Kardeşim gelen giden yok gibi. Hatta şöyle bir de dışarıdan bakayım. Şu pistin sonuna kadar süreceğim. Oradan döneceğiz. 29 pisti bu tarafta çünkü buranın taksisi böyleymiş. Taksi yolu gördüğüm kadarıyla yok. Gerçek taksi var yani. İstersek eğer. Vallahi Navigrab gerçekten bu olayda işimi rahatlatıyor. Yani bilseydim emin olun sponsor olmadıkları zaman bile alırdım bunu. Alacaktım da zaten. Aklımda vardı öyle bir düşünce ama şey yapmadık. Yani sponsor olunca da tabii ki işimize geldi yani. Onu da gizleyemem. Bilenler bilir şimdi Navigrab'ın ne kadar güzel olduğunu. 8000 ardından 10.000.
herhangi bir kısıt mısıt göremiyorum ben. Yavaş yavaş otomatik pilota vereceğiz zaten. Yavaş yavaş götürür o bizi. Şuradan 20'ye aldık. Vor bu arada bu taraftaymış herhalde. 29'un başında mı? Ticket standby diyor. Ha evet, şunu da açmadık. Şunu da açalım. Şunu da TA pozisyonuna aldık şimdilik. Apo bilidimiz hala açık. Apo bilidi kapattık. Master switch'i de kapatıyor muyduk? Kapatıyorduk herhalde yani. Apo eve yalıyası, o sonradan kendiliğinden gidecek galiba. Aynen. Öyle biliyorum yani. Kendiliğinden susturacak atıyor. Orada piste çıktık. Şunları da açmayı unuttuk. Runway turn off'u da açalım. Şuradan bir kaptan dönüş yapalım. Ya da yapamayalım. Kalkış için her şey normale benziyor. Şöyle bir flex'i verelim kardeşim. Şimdi joystick'im iyi olmadığı için çok fazla da şey yapamıyorum. Oh sese bak, oh rahatladım. Evet. Bir de geç açtım ya. Ulan bu full amatör. Sana rotate. Tekerlekleri topladık abi. Bir müddet böyle devam. Şöyle bir hemen size göstereyim. Şurayı kaçırmadan. Her tarafı böyle ama Trabzon manzarası daha güzel. Kademe flap çektim bu arada. Bir müddet manuel gideceğim. Auto throttle açık zaten. 250'yi muhtemelen kendiliğinden geçmeyecek. Bir kademe daha topladım artık. 200 knot da geldi. Makineyi çok zor yormadan, sıkmadan. Daha bir turn off'ları da kapatalım. Şu take-off ışığını da kapatalım. Birazdan grupların içine gireceğiz. Oradan da konumuza bakacağız efendim. Ve girmek üzereyiz. Evet, sola doğru dönüşümüz başlayacak ama sağa doğru dönüşümüz başlayacak. Evet, bu arada gaz kolunu flex'e climb'a getirmem lazım. Kaldı. Uçağı yatıralım. Climb'dayız zaten. Şimdi oldu. Sağa doğru dönüşe devam. Ardından da şöyle AP1 çalıştıralım. Otomatik pilotumuz alsın bizden. Biz de diğer işlerimize bakalım. 8000 feet girilmiş. Bundan sonra muhtemelen veririm ben. 30'da uçacağız. 30'a sen de dedim kardeşim. Uçağımıza, canim uçağımıza. 30.000'e kadar kendisi çıkacak. Burada helal. Şöyle yaptım. Sen de dedim artık, sen limitlerine uyuyor ya git kardeşim. Şu görüntüde güzelliğine. Sesimin çok çıktığını fark edip erken müdahale ettim. Boeing'de sıkıntı yaşadım ama Airbus güzel ya. Çarşaf gibi bulutlar. İçeri geçelim tekrardan. 8000'i tuttu abimiz. 8000'in limiti burada bitiyor. Yok, ileride bitiyormuş. Oraya kadar 8000'i koruyacak. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Başka yapmam gereken bir şey yok. Spoilers'ları arından aldık artık. Yani kalkışta kullandık onu. Başka burada dikkat etmem gereken bir şey var mı bilmiyorum. Logoyu kapatabilirim. Kanat ışıklarını kapatabilirim. Beacon'la strobe, şunu aslında bu konuma getireceğiz.
CTRL8'den bakayım tekrardan. Başka bir şey var mı? Dom ışığı diyor. Bu bizimki, kabinin bu. Herhangi bir şey yok. Yola devam. 8000. Aslında beklemesene. Yani bir an önce tırmansın abi ya. Bir şey yok. Engel yok zaten. Boştan yeri prosedür kovalamasın. Hiç gerek yok. Anladım. Evet. Verecek mi yükseliş? Verdi. Ve sizlere veda. Yani inişte görüşürüz. Evet. Bayağı geldik. Az bir yolumuz kaldı. Enter Destination Data diye bir olay var. Onu nerede? Şuradan mı giriyorduk? Ha evet, burası. QNH diyor. QNH 1009. İndiğimizde temperature ne olacakmış? Hava sıcaklığımız 20 derece olacakmış. Evet, bir türbülans mevcut galiba. Güzel titriyoruz. Magwind diyor. Rüzgarımız 25 pisti için runway 07. Bu 25 galiba. 290'dan 7 knot. 290'dan 07 knot. Translation altitude'umuz ise, hemen bakalım, Kayseri için 10.000'miş. Ondan sonra barometrik değerimizi de hemen şuradan çarttan kontrol edelim. ILS'le barometrik değerimiz, radyomuz 200, barometrikte 3663. 3663 barometrik değerimiz varmış. Radyoya da girelim mi ki? 200'de radyo. Herhalde bu yani. Doğru gir. Biz şunu girelim. 3663. Okey, destination data'yı girdik. Herhangi bir problem görünmüyor şimdilik. Aynen. Aynen böyle. Şimdi şu radyo navigasyon bölümünden de ben Voro'nun bir Voro'nu gireyim. Voro'muz neymiş bizim? KSR Voro. KS Romeo. Uzaklık çıkacak. 118 milimiz varmış KSR'ye. KSR dedik tekrardan. Buna da girdik. Voro'da çok fazla kullanmayı bilmiyorum ama hani işte ihtiyacımız olursa öyle şey yapacağız. Şimdi ittim sende mantığıyla beraber yapmak isterdim. Lakin bizim ILS'e bağlanacağımız 7600 irtifa. O da burası. Aynen. 7600 olmamız lazım. 3500 diyor. 3500'de ne varmış? Bilemedim. 13 mil açıktayken acılar, benim 7600 fitte olmam lazım. O zaman şuradan bir fixlerimi ben çekeyim. Babalar. Aynen. Şöyle. TP dedik. Şuradan fix info dedik. Neydi o? Pistimizin ismi. Lima Tango Alpha Uniform. Lima Tango Alpha. Yanlış yazıyoruz değil mi? Lima Tango Alpha Uniform. Şöyle bir, o zaman bana bir 13'lük lazım. 13 radyal lazım. 25 radyal olsun bir de. Bir de 5 radyal olsun ki artık. Ama bunlar bu şekilde değil ki. Airbus'ta bu nasıl yapılıyordu abi ya? Bak, fix info çekmeyi unutmuşuz, görüyor musunuz? Bunu nasıl yapıyorduk ya? Bir dakika. Fix info. Ha, radius. Şuradan bir 25 verelim bakayım bir radyusa. Aynen. İkinciyi ekleyebiliyor muyum radyusa mesela? 12 desek küçülecek mi? Ha, maalesef. O zaman 13 mili gireyim ben buraya şimdilik. Hani şaşırmamak amaçlı. Yani bir de 25 desem, şuraya tıklasam ne olur? Yok abi, olmuyor. İkinci bir fixi ekleyemiyoruz herhalde. İyi, 13 olsun. 13'ü referans alalım. 13 de benim 7600'de olmam lazım ki güzel ve güvenli bir şekilde iniş yapabileyim. Ama yükseltiler var şeyde, 5000-6000 bandında. Onlara bir tık dikkat edeceğiz. 13'e gelip pisti karşıladığımızda da artık aktif approach yapıp inişimizi yapacağız. Yani şuradan performanstan göreceğiz. Şu D noktasına gelmeden önce aktif approach yapacağız.
Sonuna ineceğiz. Ben şunu ittim, sende mi yapsam yoksa 7600'ü ben bir seçeyim abi. 7600'e doğru alçalsın bu ufak ufak. Şuradan 7600 dedik ve alçalışa başlayacak birazdan. 13.000'de kendi limiti varmış. Evet, şimdiden başladı. Limitleri tuta tuta gidecek plana göre. Hızlanırsa biz müdahale ederiz falan filan. Hemen şuradan tekrar bir şeye bakmak istiyorum ben. İnişte bize hız değeri olarak ne vermiş? Bu mu? Gorant demiş. Ha bak. 214-143 ortalama herhalde. Ha? Öyle mi? Öyle galiba. Daha hayırlısı olsun. Kemerleri bağlamalarına gerek yok. Ya, unutmazsak bağlatırız ileride. Evet, yola devam. Az bir yolumuzun kaldığından dolayı videoya devam etme kararı aldım buradan. Hadi bakalım bundan sonra beraber inişe kadar. Erciyes göründü bu arada. Şu karşı taraf Erciyes daha olması lazım. Daha bu arada. Daha olması lazım. Ufak ufak yaklaşmamızı yapalım. Biz 7600 dedik. 9000'de olmamız gereken yerde bizi 7600'e şey yapıyor. Hayırlısı olsun. İnşallah sağa sola çarpmayız. Bir kırım yaşamayız falan. Sağ salim ineriz. Evet, biraz speed break vermem. Yok, düşüyor zaten hızımız kendiliğinden. Sıkıntı yok. Hızımızı tutuyor. İrtifayı manuel aldım. QNH bilgilerimi şimdiden hazırlayayım şurada. 1.009 müydü, 7 miydi? 9. Altimetre değerlerim. Bu da okey. Onu da geçince yapacağız bir şeyler. Şurada D var. D'ye gelmeden önce şuradan aktif approach yapmamız lazım. Onu da unutmayacağız abi. O çok önemli. Çok çok önemli. Ardından da artık auto throttle açıkken yavaş yavaş süzüleceğiz. Otomatik throttle şeyde kapanıyor bilmiyorum da şu emniyet yolcuları bir bağlayayım ben. Aynen. Artık inişe geçiyoruz. 7600'ü işaretledim. Vorumuz gerili. Vorun noktasını gösteriyor zaten galiba şurada. Şu anda tam vora doğru döndü. Şu haritada da görebiliyorsunuz zaten artık planımızı. Aynen. Bizim 13.000'de şurada olmamız lazımmış. Bakıyoruz. 13.000'lik herhangi bir engel yok orada. Yani şöyle yapabiliriz. Haritada gösteriyor zaten. 9.000. Yani ortalama 7600-9000 burada kafi işte. Biz şuradan yaklaşacağız. Ardından şu çarta geçeceğim. Şuna. Şurada artık 7600 oradan devam edeceğiz. Unutmazsak inşallah orayı da göstereceğim size. Ama şimdilik bunu görün. Siz de görüyorsunuz zaten bir yandan. Bakayım şöyle bir. Büyük görünüyor mu? Aynen görünüyor. Görüyorsunuz abi. Güzel. 13.000 feet geldi. Standart altimetre ışığım yandı ama 10.000 transition altitude'umuz olduğu için ona acele etmiyorum. Hız değerlerimiz plandakiyle uyuşuyor. Şuradan bakalım. En son 128-130 knot'la falan teker koyacağız. O aklımızda bulunsun. Ne kadar rüzgar olacak? 18 knot rüzgar var şu anda. İnişteki rüzgarımız kaçmış abi? 7 knot. Bölü 2. 8 desen 4. 130 desen 134. İşte 135 knot'la falan tekeri koyacağız abi yani. Güzel. Hesaplamalarımızı da yaptık mister gibi. 7600'ü de zaten ileri aldı bu abimiz. 7600'den sonra da artık şuradan çarttan bakacağız. Hemen şuradan bakayım abi. 7600'den sonra 6200 var. 7600'den sonra zaten aktif approach yapacağım. O kendisi alçaltacak muhtemelen beni de. Ona bakacağım. Dediğim gibi. 10.000 feet gelmek üzere. Güzel. Işıklarım falan, artık navigasyon, şunları açayım bir. Kanat ve logolarımı açtım. 10.006'da landing gear, landing light'lar açık olacak. Gear'ları da artık karşılayınca toparlayacağız, bir şeyler yapacağız, açacağız, maçacağız. Şimdi ailesimizi açalım hocam. 110.30 IKSR tatlı, güzel. Chart'taki gibi mi? Hemen bakalım. Chart'ta 110.30 localizer. Siz görüyor musunuz onu? Görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Chart'ta da buradan görüntülersiniz. Haberiniz olsun ve aklınızda bulunsun. Şimdi sola bir dönüşümüz olacak. Şurayı dönüyoruz şu anda. Şurayı dönüyoruz. Mouse'da gösteriyorum. Mouse'umda inşallah görüyorsunuzdur oradan. Evet, 10.000 feet. 10.000 geldi artık. Landing light'larımı açıyorum. Süper. Yavaş yavaş piste doğru döneceğiz. Standart altimetreden de yerel altimetreye geçelim artık.
zamanı geldi. 1.009'du. Tekrardan kontrol ettim şöyle. Süper. Herhangi bir sıkıntı, bir problem görünmüyor şimdilik. Pist sağımızda bir yerde kaldı. Şöyle F1'ın koltuğundan bir bakalım. Ya, pisti göremiyorum şu anda görsel olarak. Şurası olabilir. Aynen burası. 7600'lük daha da burası. Yani burayı bir koruyacağız abi. Daha da fazla inmeşin. Şöyle bir 20'yi alalım. Okey, çok güzel. 13.000. Dediğim gibi tatlı bir şekilde 13.000 çizgimizi biliyorsunuz. Şunu çizmiştik. 7600'e zaten orada geldik. Zaten hani chart'ta da okuduğumuz gibi 7600'ü buraya çizdik fix'imizi. Misler gibi oldu. 7600 karşılandı. Herhangi bir sıkıntı yok. Hatta şuradan şu fix info'nun değerini, yani şurayı bir 5 ile güncellersem 5'te artık benim full F-stabilize olup böyle bütün ayarlarımı yapıp yaklaşmaya devam etmem gerekiyor. Biraz speed 1'e kaçtım. Bir tık korktum. Evet, 7600. Şöyle F-O'dan tekrar bakalım. Aynen, Erkilet Havalimanı orası. Kayseri Erkilet. Yaklaşmaya devam ediyoruz efendim. Referans hızımız 250 olması lazım ve gitgide düşüyor. İyi, güzel. Sıkıntı yok. Her şey normal. Hiçbir problem yok. Şimdi buradan aktif approach yapayım hemen. Şuradan. Onu unuttuk bu arada. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Evet. Gitti bu arada. Otomatik mi yaptı? Ne yaptı? Herhalde otomatik yaptı abi. Şöyle o zaman AP2'yi de çalıştıralım. Yok, AP1'de çalışsın. Buradan nasıl yapıyorduk? Approach diyorduk. Heh. Ketüç single aldı şu anda. Sağa doğru yatıştan sonra baktık, bir alçalma görürsek misler gibi, babalar gibi yaklaşacağız. Yani şu bacaktan sonra bir alçalış olursa tamamdır o iş. Şu chartımıza geçebiliriz artık. Evet, karşıladık görmüş olduğunuz gibi. Sağdan dönüşümüzü de aldık. İstediğimiz bölgede, istediğimiz irtifada olduk. Ve glide slope'umuzu yavaş yavaş yakaladık. Yavaş yavaş değil, harbi harbi yakaladık yani. Misler gibi oldu. Şimdi iniş için runway turn off'larını da açacağım. Buna gerek yok şimdilik. Herhangi bir problem yok burada. Speed brake'i saldım. Speed brake arm'da kalacak. Çok güzel. Alçalış görüldü. Hiçbir sıkıntı yok. Pistimize doğru ufak ufak gidiyoruz. Şimdi seatbelts'ler açık, landing light açık, localizer yakaladı galiba şu an. 7000 ile beraber alçaltmaya devam ediyor biz abimiz. 2500. Allah bilir Burak kimin koyu. Allah'ın Kayserileri. Selam olsun hepinize. İzliyorsanız eğer. Bizim Discord'da Mustafa var. Gerçek hayatında Gökhan var. Selam olsun. Evet. İniş için ayarlarımı yapacağım ama neyse, bir derece flap çekelim. Geç bile kaldım. Şunu da arm pozisyonuna alıyor muyduk inişte bilmiyorum ki ya. Dur bakarız birazdan, çıkar şey uyarısı. Landing gear'larımı döktüm abi yere. Evet, artık başladı. Kabine uyarımızı verdik. Hiçbir sıkıntı yok. Şuradan okuyoruz. Spoiler'ları arm pozisyonuna aldık. Ardından flap'leri de fullleyeceğiz ama fullemeden önce tabii ki bir... Hayır. Bir dakika. Hızı düşürmeden öyle bir hataya bir daha düşmeyeceğiz abi. İniş takımları cacık. Yani şey, cacık derken yani güzel. Kötü bir kelime. 200'de düşmeye devam ediyor. Spoiler'ları açalım tekrar. Hızımız düşmeye devam etsin. Birazcık hızlı gibiyiz. Yo, yetişiriz aslında. Flight plan'da ne diyor? Artık ben de gerekirse otomatik pilottan alırım yani şeyi. Auto throttle'ı aldım. Evet, ben bir halt yedim dostlar. Artık buradan sonra manuel gideceğim. Allah yardımcımız olsun. Şunu kapattık. Bunu oraya aldık. Bunu da bir derece daha çekelim. Ben bir halt yedim ama olsun. Yani bu da bir tecrübe.
Kabiri de uyarmayı unutmayalım tekrardan. Flapleri de full'e aldığım zaman artık iniş pozisyonuna geçtik. Evet, flapler full. Yaklaşma açımız fena don't değil sink. Gibi. Don't sink. Don't sink. Nasıl don't sink? Don't sink. Don't sink. Don't sink. Don't sink. Hocam onları deme. Don't sink. Onu deme. Don't sink. Don't sink. Don't sink. Niye don't böyle oldu? Sink. Don't sink. Don't sink. Don't sink. Don't sink. Don't sink. İneriz don't ineriz. Sink. Hiçbir şey olmaz. Don't sink. Don't nasıl don't sink falan ya? Don't sink. Abi çok hızlıyız lan. Don't sink. Don't sink. Speed break açtım vallahi. Biraz sert don't gireceğiz sink. Belli yani. Don't sink. Don't sink. Niye böyle oldu ya? Don't sink. Ben acele davrandım don't ya. Sink. Uçak ne güzel geliyordu babacığım. Sen niye mıncıklıyorsun ki sağa sola? Don't sink. Don't sink. Sağa sola mıncıklarsan böyle olur babuş. Don't sink. 160 nat. Don't sink. Pistimiz uzun. Don't sink. Sıkıntı yok. İneriz. 5 kere inerim buraya. Don't sink. Don't sink. Don't sink. Oğlum ben bir şey eksik mi yaptım don't ya? Don't sink. Don't sink. Don't sink. Vallahi bir şey eksik yaptım don't abi. Don't sink. Don't sink. Don't sink. Don't sink. Don't sink. Retard. Don't sink. 5. Ya tatlı indik güzel. Hiç sıkıntı yok. Sen rahat ol ya. Yılların pilotu burada. Evet, geçmiş olsun herkese. Bizi seçtiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Şuradan hemen şuraya geçelim. Taksi yolumuza bakarız hiç çoktan. Nere olduğunu hakkında da en ufak bir fikrim yok. Onu da söyleyeyim yani. Bir şey biliyormuş burasına hareketler yapıyorum ama aslında bilmiyorum yani. Şunları kapattık. Spoiler'ları kapattık. Flaplerimizi topladık abi. Taksi ışığımızı açıp şunları kapatıp artık yavaş yavaş pisti terk edeceğiz. İyi güzel. 3 numaralı gate'e gitmemiz lazım. Sanıyorum sağdan 3. Güzel olacak. Pistin sonundan çıkacağım o yüzden. Aynen. Buradan çıkmayacağım. Pistin sonundan çıkıp bir şeyler yapacağım. Kemerleri çözebilirsiniz arkadaşlar. Hepimize geçmiş olsun. Apıyı bir çalıştıralım. Gel geleceğimiz orada olması lazım. Bir bakalım. Çarttan bakıyorum bir yandan. Sağda. Siz de görüyorsunuzdur onu. Yani buralar değildir. Ha yerde yazıyor zaten ya. Şurası 3. Ulan 3 numarada şansım adam var ya. Nereyi seçsem elimde kalıyor ya. Yani yapay zekadan bir kurtulamadım abi. Bu yapay zekaları kapatsam mı acaba? Apron'da hiç uçak olmasa falan da. O zaman da keyifli olmuyor. Ben 3'ü seçtim. 3'ün normalde boş olması lazım. Yani oyunsal olarak. Haksız mıyım? Evet, sıfırda. Burası okey. Apımız açık. Herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle şuradan girelim hemen hocam. Grand Service nerede o? Service'dan Grand Power'ımızı bağlayalım. Apıyı niye çalıştırdım ki o zaman? External Power'a geçelim. Bunu kapatalım. Motorlara shutdown'u verelim. Motorlar kapanınca muhtemelen uçuşumuz da otomatik olarak bitecek. Ve bitti. Bir şeyler oldu ama az önce bir şey kaydetti. Ben bunu hiçbir zaman başaramadım. Ne yapıyorum? Direkt kapatıyorum abi. Direkt. Hadi sen sağ ben selamet. Hadi görüşürüz. Kapanmadı. Neyse dostlar. Umarım sevmişsizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bugünlük de uçuşumuz bu kadardı. Güzel bir uçuş oldu. Eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Kaç FPM indiğimizi bir görmek istiyorum abi ben. Nerede o?
Olur yani, yavaş yavaş inşallah öğreneceğiz. Öğreneceğiz. Şuradan profilimden de bir şeye bakmak istiyorum. 99 saat olmuş. 100 saatte buranın bürevesi değişecek. Bir şeyler olacak. Buraya uçak gelmiş falan. Yavaş yavaş rütbede artıyor. 100 saat simülasyonda. Volantada kaç saat olmuş? Ona da bakayım hemen. Volantada da toplam 93 saat olmuş. 92 tane toplamda uçuş yapmışım. Aralıksız gün uçuşumda 41 gün üst üste uçuş yapmışım. Saygılar. İzlediğiniz için sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.